Herkese merhabalar. Yepyeni bir müzik yorumcusu videosunda daha birlikteyiz. Bugün elimde bir plak var. Bu plak aslında Sezen Aksu hayranlarının çok iyi bildiği şarkılardan oluşuyor. Plak yeni baskı bir plak. Seni Ağlama yazıyor gördüğünüz gibi plan bu bölümünde. Sezen Aksu'nun 1984 yılının sonlarında yayınladığı bir plaktır bu. İlk olarak Sembol plak etiketiyle yayınlanmıştı. Ve Sezen Aksu'nun Onno Tunç'la birlikte yapmış olduğu müthiş bir çalışmadır Seni Ağlama albümü. Bir sır gibi saklarım seni, bildiğimin bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım seni. Seni Ağlama albümünün yıllar sonra plağı tekrar yayınlandı. Ve Bayer Müzik etiketiyle ve tabii ki SN Production yani Sezen Aksu'nun prodüksiyon firmasıyla bu plak yeni bir kapakla ki görüyorsunuz daha güncel bir Sezen Aksu fotoğrafı var. Ve orijinalden daha farklı olarak mavi bir renkte yayınlandı. Plak severler için bence çok güzel bir çalışma. Plağa bakıyoruz. Plağı açtığımız zaman burada şarkının yer alan şarkıların sözlerini görüyorsunuz. Burada da plağın bu bölümünde Sezen Aksu'nun biyografisi var. İşin hoş tarafı tabii ki Sezen Aksu bir uluslararası, internasyonel bir şarkıcı olduğu için biyografisini hep İngilizce hem de Türkçe yazmışlar. Dolayısıyla Sezen Aksu'yu aynı zamanda dünyaya da tanıtan bir plak olmuş bu. Yıllar sonra Sezen Aksu'nun Seni Ağlama adlı plağının yayınlanmasını ben şahsen çok olumlu karşıladım. Çok da sevindim. Plak çok hoş bir şey. Yani bakın böyle elimize aldığımız zaman, tuttuğumuz zaman ve onu pick-up'ta yayınlamaya başladığımız ve iğnesini her bir şarkının üzerine koyarak o şarkıyı plağın güzel, tiz tonunu bile dinlediğimiz zaman çok farklı bir lezzet veriyor. Dolayısıyla Seni Ağlama plağını sizlere bu hafta önermek istiyorum. Peki bu Seni Ağlama albümünün özelliği nedir? Efendim Seni Ağlama albümü aslında 11 şarkıdan oluşuyor. Seni Ağlama albüme adını veren şarkı Ayşe Güler'in sözlerini yazdığı müzik ve düzenlemesini Onno Tunç'un yaptığı bir şarkı Seni Ağlama. Seni Ağlama'ya kadar Sezen Aksu çok güzel işler yapmıştı. Onun Kaybolan Yıllar adlı albümü 70'lerin sonlarında ona ilk ciddi başarıyı getirmişti. İkinci büyük başarı da Firuze adlı albümle olmuştu ki Atilla Özdemiroğlu'nun bu şarkısı inanılmaz büyük bir tiraj yakalamıştı. Hatta Atilla Özdemiroğlu rahmetli gerçekleştirdiğimiz bir röportajda Firuze adlı şarkısını Emel Sayın için yazdığını, Emel Sayın'a dinlettiğini ama Emel Sayın'ın bu şarkıyı beğenmediğini söylemişti. Daha sonra Firuze'nin patlaması yani Seni Ağlama albümünden önce Sezen Aksu'nun yorumuyla patlamasından sonra bir gün Emel Sayın Atilla Özdemiroğlu'nu aramış ve demiş ki ya Atilla böyle şarkıları başkalarına veriyorsun. Niye bana Firuze gibi bir şarkı vermiyorsun diye sormuş Emel Sayın. Atilla Özdemiroğlu'na rahmetle anıyoruz. Ona ya Firuze'yi ben sana hatırlasana dinletmiştim sen beğenmemiştin diye ver yansında bulunmuştu. Firuze sonrasında Seni Ağlama Sezen Aksu'nun kariyerinde en önemli virajlardan bir tanesi olmuştur. Şunu söylemek istiyorum ki bu albüm Türk pop müziğinin en iyi 100 albümü hangisi derseniz en iyi 100 albüm arasında çok rahat girecek bir albümdür bu albüm. Seni Ağlama adlı şarkının hemen ardında albümün ikinci şarkısında Haydi Gel Benimle Ol adlı şarkı var. Belki de binlerce kez dinlediğiniz bir şarkı. Geri Dön, Onno Tunç'un bestesi yine bu plakta bu albümde yer alıyor. Yeter, yakın geçmişte Yonca Lodi bu şarkıyı coverlamıştı. Onno Tunç'un düzenlemesi ve Atilla Özdemiroğlu'nun bir bestesi olarak bu plan A yüzünün dördüncü şarkısı olarak karşımıza çıkıyor. Ve son derece modern bir şarkı olan Bu Gece yine bu plan şarkılarından bir tanesi. Plan B yüzünde Ali Kocatepe'nin otantik özellikleri taşıyan Dağlar Dağlar adlı şarkısı ve yine Ali Kocatepe'nin bir bestesi olan Çocuklar Gibi adlı şarkılar var. Bu şarkılar biraz daha otantik şarkılar. Tükeneceğiz. Hatırlar mısınız? İşte biz o gün tükeneceğiz demişti Sezen Aksu bu şarkısında. Başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Ve bu şarkıyı Ebru Gündeş de yıllar sonra coverlamıştı. İlk yapılan yorum yine bu plakta yer alıyor Seni Ağlama albümünde. Bir Başka Aşk ve 1945 adlı şarkı.
1945 barok pop ve klasik tarzda yapılan bir düzenleme ve bir Ron Notunç bestesi olarak karşımıza çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum, Sezen Aksu Revizyon Şarkı Yarışması'na katılmayı çok istedi. Ve 80'li yıllarda Ali Kocatepe ile, Ron Notunç'la ve pek çok yorumcuyla pek çok girişimde bulundu. Hey Ambul adlı şarkıda finale kaldı ama Türkiye Revizyon'a temsil edemedi. Yine bu şarkı, yani az önce bahsettiğim 1945 adlı şarkıda Türk elemelerinde finale kalmayı başarmış ama Türkiye'yi Revizyon Şarkı Yarışması'nda temsil edememişti. 1945 müthiş bir şarkıdır. Barok müziği ve klasik müzikten hoşlananlara özellikle tavsiye edeceğim. Belki köşeli bucakta kalan bir şarkıdır ama Sen Ağlama albümünün bana göre en kaliteli şarkılarından bir tanesi. Ve albümün kapanış şarkısı Neden adlı şarkı. Bu plağa özü olarak konuldu bu şarkı. Neden adlı şarkı aslında Sen Ağlama albümünde, yani 1984-85 yıllarında yayınlanan, Sembur Plaketi ile yayınlanan Sen Ağlama adlı orijinal albümünde yer almıyordu. O dönem bir kayıtları yapılmış ve saklanmıştı. Bu plağa sürpriz olarak bu şarkı yer aldı ve albümün, yani bu plağın B yüzünün son şarkısı olarak karşımıza çıktı Neden adlı şarkı. Söz Sezen Aksu, müzik Ron Notunç, düzenlemiyle Aytu Yargıç yapmış. Özetle Sezen Aksu'nun Sen Ağlama adlı efsane albümü plak olarak piyasaya sunuldu. Ve siz de bu plağı edinmek istiyorsanız, hem bu efsane albümündeki şarkıları plak formatında dinlemek istiyorsanız, hem de daha önce yayınlanmamış bir Sezen Aksu şarkısı olan Neden adlı şarkıyı bu plan bir bonusu olarak sunulduğu için dinlemek ve bir Sezen Aksu şarkısına daha sahip olmak istiyorsanız bu plağı satın almanızı, edinmenizi tavsiye edeceğim. Sen Ağlama gerçekten de çok önemli bir plaktır, çok önemli bir albümdür. Bu albüm olmasaydı belki Sezen Aksu bugünkü Sezen Aksu olamayacaktı. Çünkü bu albüm Sezen Aksu'ya çok büyük şöhret, çok büyük başarı ve sonrasında da sahnelere kadar yansıyan çok ciddi bir maddi ve manevi getiri sağlamıştır. Böylesine efsane bir albüm. Sen Ağlama ve Bayer Müzik etiketiyle bu albümün plağı da müzik marketlerde.